Merhaba güzel insanlar. Bugün İzmir'de hava çok güzeldi. Ben de incir altına daha önce hiç gitmemiştim. Bugün incir altına gittiğimde buradaki bu savaş gemilerini gördüm. Daha sonra bu savaş gemilerinin müze olduğunu öğrendim güzel insanlar. Gezilebildiğini öğrendim. Hep hayalimde bir savaş gemisini gezmek, Denizaltı'nı gezmek çok merak ederdim. Gelin hep beraber gidelim bir onları gezelim güzel insanlar. Evet güzel insanlar öncelikle e gerçekten savaş gemisinde görev yapmak, bir denizaltıda görev yapmak hakikaten çok meşakkatli, çok zor bir iş güzel insanlar. Bu konuda gerçekten uzun uzun eğitim almadıysanız hani böyle 3-5 günlük bir eğitimle bunlar yapılacak bir iş değil güzel insanlar. Geminin içindeki hayat başlı başına bir e, meşakkatli, başlı başına bir zor e, güzel insanlar. Bir de bu geminin içerisinde hem hayatınızı idame ettireceksiniz askeri disiplin içerisinde hem de ülkemizi e, açık denizlerde e, dış güçlere karşı koruyacaksınız. Gerçekten denizcilerimizin Allah yardımcıları olsun. Güzel insanlar. Tabi bu bir de gemi yani sonuçta hani çarpıyor gemiler batıyorlar işte dumlu, dumlu pınar gemimizde 86 tane mürettebatın 5 tanesi kurtuluyor 81 e, mürettebat şehit oluyor güzel insanlar böyle acı hikayeleri de var bu gemilerin evet güzel insanlar dedim ya gemilerde e, talim var bahriyeli yarim var kısmı olayın en keyifli en zevkli kısmı ama o bahriyeli yarın hangi şartlar altında ne zorluklarda çalışıyor düşünün bu gemilerde Saten zaten dar dar odalarda, dar dar yerlerde, daracık yataklarda e, kalıyorsunuz gece. Bir de hani düz gitmiyorsunuz. Dev dalgaların içerisinde o tarafa bu tarafa hani kafanız çarpabilir. Güzel insanlar her taraf sonuçta demir. Evet güzel insanlar. Bugün bu gemiyi gezerken e, gerçekten bilmediğim çok enteresan şeyler öğrendim. Özellikle mesela güzel insanlar düşünün ki bir deniz altında görev yapıyorsunuz. Denizin altına daldınız atıyorum bir ay bilmiyorum en uzun kaç gün kalınıyor deniz altında. Şimdi deniz altında kaldınız ya güzel insanlar günleri nasıl takip edeceksiniz soruyorum size. Hani sabah mı oldu akşam mı oldu denizin dibinde bir hafta kalsanız bile günleri bile karıştırırsınız. Hani Gece mi oldu sabah mı oldu gündüz mü oldu denizin dibinden geceyi gündüzü göremeyeceğiniz için denizciler bu konuda kendilerini geceyi gündüzü karıştırmamak için güzel insanlar gemilerin içerisinde e, e, kırmızı ve yeşil ışık yakıyorlar deniz altında güzel insanlar. Eğer deniz altında kırmızı ışık yanıyorsa anlayacaksınız ki gündüz yeşil ışık yanıyorsa anlayacaksınız ki gece. Yani geceyle gündüzü ışıklardan fark ediyorlar, anlıyorlar. Hani tabi onu ona göre ayarlanmışlar. Işıklar otomatik kırmızı ve yeşil ışık saatlere göre yanıyor. İnsanlar da ha gece oldu, ha sabah olduyu denizin dibinde o şekilde anlıyorlar. Peki güzel insanlar hadi diyelim denizi böyle anladınız da günleri nasıl bileceksiniz? Yani bugün salı mı, çarşamba mı, perşembe mi, cuma mı? Hakikaten çok zor. Hani işin içine girmeyince böyle dışarıda baka. Bazen mesela işte biz mesela karacılar, jandarmalar, piyadeler, topçular, tankçılar bir hafta daha giderler operasyona. Dağdayken günleri karıştırırlar. Hani bugün çarşamba mıydı, perşembe miydi, cuma mıydı diye. Yani sen dağda gündüz gözüne gözün bütün doğayı gördüğün halde günleri karıştırıyorsan Denizin dibindeki bir insanın günleri karıştırması çok daha normal güzel insan. Güzel insanlar hani zaten hani ışık ışık olmasa hani kırmızı yeşil ışık uygulaması olmasa zaten geceyi gündüzü de bilemezsin. E gece gündüzü bilmen gerekiyor. İnsan vücudunun işte dinlenmesi gerekiyor, yatması gerekiyor, uyuması gerekiyor güzel insanlar. Gerçekten hani dediğim gibi dışarıdan biz bilmiyoruz. İçine girdiğimiz zaman hadiseyi öğreniyoruz. Öğrendim ki mesela denizin dibi gerçekten çok soğuk olduğu için mürettebatın şeyleri yatakları elektrikli ısıtıcılıymış. Tabii güzel insanlar şöyle orada herkese böyle bol bol yatak yok. Gemi sınırlı yani yatak kapasitesi sınırlı. İnsanların mürettebatın yani üst komutanlar haricindekilerin özel bir yatağı da yok güzel insanlar. Şöyle nöbete giden e, geliyor, nöbetçiyi kaldırıyor ya da görevliyi kaldırıyor onun yatağına yatıyor. Bir dahaki sefere öbürünü kaldırıyor, öbürünün yatağına yatıyor. Herkes birbirine yatağına yatıyor. Deniz altında mürettebat arasında çok büyük bir bağ var güzel insanlar. Böyle hani kardeşten daha öte bir bağ var. Herkes birbirine acayip bir derecede bağlı ve herkes birbirine çok güveniyorlar güzel insanlar. Evet dedim ya güzel insanlar başında da yine söyledim. Gerçekten insan işin içine girmeyince biraz böyle dinlemeyince uzaktan böyle bakınca hani her şey kolay zannediliyor. Gerçekten bugün geminin bu idare edilen yeri hani esas gemiyi süren kaptanın olduğu yerden şu gemiyi ben sürsem dedim küçücük küçücük pencerelerden devasa gemi. Güzel insan onu sürmek ayrı bir dert. Hadi ön ön sürdün diyelim. Geri geri limana nasıl yanaşıyorsun? Nasıl görüyorsun? Ya zor bir iş arkadaşlar. Yani kısacası bu iş. Gerçekten Allah denizcilerimizin yardımcısı olsun. Allah onları her türlü kötülüklerden korusun. Başarıları daim olsun. Onlar bizim gururumuz güzel insanlar. Şimdi dedim ya hani günleri nasıl karıştırmıyorlar diye çok enteresan bir yöntem var güzel insanlar. Gemilerde mürettebat günleri karıştırıyor diye pazartesi günleri çok enteresan ben de bugün öğrendim. Bu bizim savaş gemilerinde denizaltılarında pazartesi günleri güzel insanlar zeytinyağlı kuru fasulye çıkıyor yemek. Ya kuru fasulyeye çıktığı zaman Milli yemeğimiz biliyorsun Hedede'de yanında pilavla cacık da varsa ya bu yemek için bile ölünür yani o kadar söyleyeyim. Kuru fasulye pilav cacık. Dünyanın en güzel yemeği hiç unutmuyorum. Ben bir tarihte uzak doğuya gitmiştim. Güzel insanlar tabi uzak doğuya gidenler bilir. Oraların böyle yemekleri de yenmiyor kolay kolay. Daha doğrusu bizim damak tadımıza ters. Yağlarında acayip bir, bir bize uymayan bir Kokusu var yağların. Ben de mesela 10 gün boyunca McDonald's'tan hamburger yemiştim. Ee, çok sevmediğim halde ee, hamburgerle geçiştirirken sonra öğrendim ki bir gün orada bir Türk lokantası varmış. Allah orada bir kuru fasulye, pilav, cacık yedi. Maria dünyanın güzel insanlar en güzel yemeği. İşte bu dünyanın güzel en güzel yemeği bizim gemilerde de e, gemi mürettebatı günleri karıştırmasın diye pazartesi günleri çıkıyor güzel insanlar. Pazartesi günü kuru fasulyeyi gören oha bugün pazartesi oldu diyor. Vay be öbür pazartesi döneceğiz gemiye ailemize işte limana döneceğiz ailemize kavuşacağız gibi. Tabi onların da öyle hayalleri var. Gemilerde talim var ama bir beklenti de var hasret var kavuşma şeyi var güzel insanlar. Eşten çoluktan çocuktan ayrı denizin dibinde ya da denizin üstünde sürekli teyakkuzda durulan bir görev güzel insanlar zor bir görev. Evet güzel insanlar bugün sizler için savaş gemisini ve denizaltını gezdim. sizlerin de gezmesini tavsiye ederim. Tabi buralarda video çekmek yasak olduğu için sadece fotoğraf çekmek serbest olduğu için ben de sizi fotoğraflayarak buraları göstermeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz videoma Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Allah tüm denizcilerimize, denizlerde görev yapan komutanlarımıza, mürettebatına, bahriyelilerimize sabırlar versin. Görevlerinde başarılar versin. Allah onları hep muhakkak eylesin. E, yolları açık olsun. Ülkemizin denizleri onlara emanet. Onları biz çok seviyoruz. Allah'ım onları korusun.